Bu haftanın konusu? Sizden gelen sorulara verdiğimiz cevaplar. Hadi başlayalım. Haydi. Ben Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Bodrum'a hoş geldiniz. Evet, bugün size satışını üstlendiğimiz Yahşi'deki evimizden sesleniyoruz. Evet, tam Yahşi sahiline plaja 50 metre uzaklıktayız. Evet. Pazar yanımızda kuruluyor. Pazar günü pazar yanımızda kuruluyor. Burada ne var? Çekim yapmıştık. Müskebi kafe. Müskebi kafe Belediye var. Belediye kafe. Evet. Çok çok güzel bir kafe. Çok makul bir kafe. Ve şuradan bisikletinizi atlayın. 2 dakika bile sürmez. Müthiş konum. Evet, müthiş gerçekten konum. İnanılmaz. Tam bir yazlık ev. 2+1. Yani Bodrum'da yaşamaya başlamak için de güzel bir startup evi. Evet. Bence. Önce bence bir videosunu izlesinler, sonra Haydi. Sorulara geçelim. Sorulara çalışmadık. Evet. Daha da spontan olsun istiyoruz. O yüzden sorulara hazırlık yapmadık. Sorular bende. Hı hı. Biliyorsun sen bazılarına Bana cevap sürpriz. Vermişsin. Bazılarına da ben biliyorum ne olduğunu. Sana sürpriz. O yüzden hemen birinci sorudan başlayalım. Bu arada biz hepimiz ofisçe bahar çarptı bizi. Evet, bir devamlı bir uyku gelme hali var. Yani bilmiyorum sizde de var mı? Lütfen varsa aşağıya ben yazın. Ben yok, ben atlattım. Beni arayabilirsiniz, merak etmeyin. Biz her yerde böyle bir esnemeler, müthiş bir hava, işte şeyler, polenler, alerjisi olanlar falan böyle bir şey geçiriyoruz. Bir buhran geçiriyoruz. Bahar buhranı geçiriyoruz. O yüzden böyle biraz son videolarda uykulu çıkıyoruz gibi geliyor bana. Ben değilim. Tamam, ama uyumuşsun dün. Evet, ben dün iyi uyudum. Evet, hemen ilk sorudan başlıyorum. Ben birinci soru, yabancı dilde, İngilizce ve Almanca video çekmeyi düşünüyor musunuz? İkisi birbirinden farklı bizim düşündüğümüzden. Hayır, düşünmüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz bir sponsorumuz olsa, tabii bununla daha vakit harcayabileceğimiz, daha iyi uğraşabileceğimiz bir sistemler var. Bunlar şu anda paralı, pahalı sistemler ama dublaj sistemleri olabiliyor. Şimdilik altyazı yapıyoruz bütün videolarımıza. Geçmişlerin hepsine yapmıyoruz ama çoğuna yapmaya çalışıyoruz. Zaman alıyor. Şimdilik altyazıyla idare edeceksiniz. Daha sonra o dublaj sistemi için paramız, bütçemiz olduğu zaman onu da yapmak istiyoruz. Bunu yapan kanallar var ama anca 1 milyon takipçili, 500 bin takipçili. Evet. Yani bizim için birazcık fazla iddialı olur öyle bir Her şey yapmak. Her izleyen abone olsa olurdu. Ama inanın sponsorumuz olsun, parayı sadece bunlar için harcayacağız. Ya kanalı geliştireceğiz. Ya bize sponsor bulun ya da abone olun. Şimdi izleyenler şu abone ol tuşuna basar mısınız? Evet. Abone olun. Abone olun. Lütfen abone olun. Yani bunun ne gibi bir mahsuru Bir dakika olabilir? Ama biz lütfen abone olun. Lütfen ne olursun deyince, deyince bir sürü abone evet geliyor. Ya, paçanızdan çekince bir sürü abone geliyor. Bu aşağıda şey yazanlara hiç aldırmıyorum artık. Abone dilenilmez bilmem ne falan. Tam tersi ya. Biz istedikçe bize daha çok abone geliyor evet, yani. Evet. Yani bunun sebebi ben hep söylüyorum. Genelde televizyondan izliyorsunuz. O akıllı televizyonlarda o abone olu bulmak çok zor. Yani lütfen bize destek için evet biraz gayret. Telefonunuzu açın. Telefonunuzdan abone ola basın. Bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Evet bir de ev alın.
Hiçbir şey ya. O kadar. Burayı alın. Hemen burayı alın. Evet. Buranın fiyatı da çok makul. Kaçırmayın. Evet, gerçekten çok enteresan. Arayın bizi. İş telefonundan arayın. Peki ikinci soruya geçiyorum o zaman. İkinci soru, Bodrum ne kadar süre daha yaşanılabilir bir tatil beldesi olarak kalacak? Ha, ben başlayayım, sen başlarsın. Yani benim cevabım çok kısa. Bodrum artık bir tatil beldesi değil. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bodrum'un içinde ufak tatil beldeleri var. Evet. Ama artık Bodrum bir tatil beldesi değil maalesef. Maalesef diye söylüyorum çünkü bizim de buraya taşınırkenki heveslerimizden biri bir tatil beldesinde sakin ve daha rahat bir hayat aslında, özellikle ben kendim için söyleyeyim. Ama şu anda bayağı güzel, pırıl pırıl bir şehir yani. Şehir, küçük ve daha İstanbul. Da her geçen günde daha çok şehirleşiyor ama yatay şehirleşiyor. En azından buna seviniyoruz. Evet. Başka çok üzülecek şeyler var. Hani buna seviniyor musunuz diyen aşağıda yazanlara şimdiden cevap olsun. Hepsini sayamayız ama bu şehrin bizi çok rahatsız ettiği şeyleri Bodrum'un iyi yönleri, kötü yönleri videomuzu açıp ne kadar ezdiğimizi, ne kadar yerdiğimizi de görebilirsiniz. Bizi hala bu konuda laf yetiştiriyorsunuz ya, ama yani vallahi siz bırakın. Vallahi biz troller. Troller evet, yani geçmiş olsun. Neyse ya, önemli değil. Onlar da bu işin tuzu biberi. Evet. Yani biz ilk troll gelince nasıl sevinmiştik. Yaşasın evet, kanal aldık ya, trollerimiz yani. De var. Neyse. Seçimden sonra Bodrum sezonu tamamen başlar mı? Ne diyorsun? Bence inanılmaz patlayarak açılacak. Şu ana kadar yandık. Çok kalabalık var zaten ama daha henüz o kalabalık daha sokaklarda değil ama bence acayip bir hızla başlayacak. Bunun anlamı bize trafik olarak kesilen sular olarak geri dönecek. Neyse ben kapatayım. Mutlu iyi şeylerden bahsedeceğiz bugün. Evet. Peki bir diğer soru. Bodrum'un rutubet sorunu en az ve en çok olan semtleri diye bir soru gelmiş. Yani bu çok net aslında. Bodrum'un güneyinde evet rutubet sorunu daha fazla var. Çünkü kışları daha sıcak olabiliyor. Çünkü kışları klima ile yaşayabiliyorsunuz. Ekstra bir ısıtma sistemine ihtiyacınız olmuyor ama bu kış yaşayanlar için aynı zamanda bir artı da olabiliyor. O nem, o rutubet hali yazın belki duvarlarda rutubet için sıkıntı ama kışın da aynı zamanda bir ılıklık, bir rahatlık veriyor. Burası deniz kenarı bir yer, bir tatil yöresi aslında. O evet, yüzden çok yani takılmayın derim. Biraz daha fazla uğraşmalı ev sahipleri. Eski sitelerde o var, oldukça fazla var. Onlar da belli bir inşaatla yapılmış. Artık yaşlarını epey bir doldurmuş. Güçlendirilmesi veyahut da işte bir daha takviyesi yapılmadığı için rutubet sorunu yaşanıyor. Ama dediğim gibi, hani senin de dediğin gibi biraz ev sahiplerine burada iş düşüyor. Yeni inşaatlardan zaten rutubet sorunu varsa onlardan zaten kaçın yani artık yeni inşaatta da olmasın. Ama yüzden burada şunu, pardon sözünü kestim, burada şunu da hatırlatmak lazım ya, Bodrum'un havası gerçekten insana inanılmaz iyi gelen bir hava. İnanılmaz iyi bir iklimi var. Öyle Antalya ile Alanya ile, yani özellikle Akdeniz'in sahil yöresindeki nemlerle falan asla kıyaslamayın yani. Burada bambaşka bir şey var. Tabii ki nem problemi oluyor ama yani oralarda kıyaslanacak kadar bir şey değil. Peki son zamanlarda mumculara bir akın var. Sebebi nedir? Uygun fiyat. Evet, Bodrum'a komşu. Bodrum'a çok yakın. Bodrum'dan ev alamayan, daha düşük bütçeli ama daha yeni şeyler almak isteyen kişiler için daha uygun bir yer. Hala uygun evler var. Uygun fiyata, uygun kiralıklar da var hala. O yüzden mumculara bir ters istikamette, ya biz mumculara taşınalım diyen bazı tanıdıklarımız var. Evet, yani bence sonuçta Bodrum'a gücü yetmeyen ama illa burada yaşamak isteyen insanlar için çok güzel bir alternatif oldu mumcular. İnşallah da daha da devam eder oradaki. Kaldı ki çok güzel bir denizi var. Mazı. Evet, Mazı'ya da çok yakın. Yani belki Bodrum'un en iyi denizi. Yani, Meltem'in evet, favorisine ben de çok severim. Çok yakın. Evet, peki. Yavaş yavaş buradan plaja doğru insek mi? Ne kadar yakın olduğunu da göreceksiniz bu evin plaja. Yavaş yavaş yürüyelim. Siz biraz hızlandırılmış da izleyin. Evet, siz de deniz kenarından bizi izlemeye devam edersiniz. Hadi. Daha çok seviyorsunuz. Hadi bakalım. Evet, evinizden çıktınız. 2 dakikada mükemmel Ortakent sahilindesiniz. Yahşi Denizi'ne giriyorsunuz. Seçim sonuçları. Emlak
kaynaktan gibi bir etki yapar sizce? Başla lütfen. Bu zor soruyu duymaktan ve cevap vermekten çok sıkıldım. Bu tamamen faiz politikaları ile ilgili olacak. Bu birincisi. Bodrum için ayrı konuşmak gerekiyor. Türkiye için ayrı konuşmak gerekiyor. Çünkü Bodrum'da Türkiye'de olan bitenin biraz daha geç hali geliyor. Çünkü tamamen aslına bakarsanız insanların ikinci evleri, halen daha ikinci evleri, yani ihtiyaç olmayan evler kategorisinde ve Bodrum piyasası diğer piyasalardan biraz daha farklı işliyor. Ama hani hangi hükümet kurulacak? Mevcut hükümet mi devam edecek? Ve burada krediler nasıl olacak? Faizler nasıl olacak? Gayrimenkul her zamanki gibi kazandırmaya devam mı edecek Türkiye'de? Döviz kurları, bunlar ne olacak? Bu sorularla beraber cevap verebiliriz. Şu anda yani çünkü bambaşka bir yere doğru da gidebilir. Çok fazla bilinmeyen var yani aslına bakarsanız. Yıllar önce ben bankacımla konuşuyordum. Bankacıma dedim ki ya bu dolar ne olacak? Artacak mı? Düşecek mi? O da bana dedi ki yani Arda Bey dedi biz dedi bankacı olur muyduk sizce bunu biliyor olsaydık dedi. Bu da aynı mantık. Yani biz bunu biliyor olsaydık aslında şu anda zaten acayip zengin olurduk. Emlak zengini olurduk. Ama tabii daha akıllı ve daha profesyonel bir bakış açısıyla bakabiliyoruz. O da bana şunu söylüyor. Yani burada geçirdiğim bunca sene ve emlakçılıkta geçirdiğim bunca sene hiçbir şeyin fiyatı inmez arkadaşlar. Belli bir dönem oynama olabilir, dalgalanmalar olabilir, bazı fırsatlar olabilir. Onlar için uygun koşul geliyor olabilir eğer faizler ciddi anlamda artarsa ki şu anda artıyor. Cumhurbaşkanımızın söylediğinin tam tersi noktasına doğru gidiyor. Tarihimizin en yüksek mevduat faizleriyle karşı karşıyayız. O zaman ne olur? Herkes parasını mevduat faizinde sakin yerde, güvenli yerde ister. O zaman ev yatırımları azalır. Yatırım azalırsa fiyatlar bir damla düşer. Ama Bodrum şu anda çok fazlasıyla turist çekiyor. Çok fazlasıyla alıcı çekiyor. Çok fazla yabancı alıcı var burada. O yüzden aslına bakarsanız benim profesyonel tahminim burada fiyatlar hiçbir zaman düşmeyecek. Dolar bazında söylüyorum. TL bazından bahsediyorum. Dolar bazında bile düşmeyecek. Bu bir tahmin. Ya bunları konuşmak bizim atasporumuz biliyorsun. Evet, evet. Dolayısıyla ben hala aynı fikri savunuyorum. Piyasadaki müdahale edemeyeceğimiz şeyler hakkında uzun uzadıya konuşmamalıyız. Aynen. Çünkü bu bizim yetkimizde, bizim elimizden gelen bir şey değil. Biz normal çalışmaya devam edeceğiz, evet. Hayatımızı devam ettireceğiz. Ama biz bugünün koşullarını çok iyi biliyoruz. Çünkü çok sıkı araştırma yapıyoruz. Sizin hiç ulaşamayacağınız kaynaklara ulaşıyoruz. Bir fiyat biçiyorsak hem sattığımız evlerde hem size aldırdığımız evlerde bir fiyat biçiyorsak gerçekten bir profesyonelin iş akış sistemine uygun olarak yapıyoruz. Ve size de anlatıyoruz neye ve neden bunu çıkarttığımızı, size de mantıklı gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hani biz biliyoruz ya, siz bilmiyorsunuz, biz tecrübeliyiz, siz değil. Bir sistematik ve düzen var. Evinizi bizimle satmak isterseniz memnuniyetle bunu sizle tartışmak ve anlatmak için toplantıya çağırabiliriz. Mutlu oluruz. Peki, sezonluk ve günlük kiralıklarda talepler nasıl diye sormuşlar. Günlük kiralık veya haftalık kiralıklarla biz zaten ilgilenmiyoruz. Sezonluk ve senelik kiralıklarla ilgileniyoruz. Sezonluk kiralıkları da tıpkı geçen seneki gibi oldukça düşük seyrediyor. Düşük gidiyor. Talepler de düşük gidiyor. Ya da belki de bizim bulunduğumuz baremde düşük gidiyordur. Ama şu anda benim için, yani benim bende olanlar için benim telefonum çok az çalıyor. Aynı şekilde benim de öyle. Sezonluk için hiç arayan yok. Sezonluk kiraya vermek için çok fazla telefonumuz çalıyor. Onda da kendimize yakın uğraşabileceğimiz bölgelerdekini alabiliyoruz. Çok uzaklardakileri alamıyoruz. Evet. Sezonluk kiralık bence de bu sene çok yavaş geçen sene olduğu gibi. Bir parantez açacağım. Özellikle kiraya verenler, sezonluk kiraya verenler için bir parantez açacağım. Diyorlar ki geçen seneyle aynı fiyat mı olacak Arda Bey? Ben diyorum ki evet, hatta geçen seneden daha düşük bile olabilir. %100 enflasyon var. Ama ondan önceki senelerde yoktu. Ve siz %300 arttırarak bu noktalara geldiniz. Geçen sene zaten inanılmaz şişik bir kiralar vardı. Bu sene onun üzerine daha fazla bir şey koymak istiyorsanız bence sezonluk kiralamayı tamamıyla unutun. Vazgeçin, hayal görüyorsunuz. Kendi plajı olan haftalık kiralık evlerle ilgili nasıl bilgi edinebilirim diye sormuşlar. Ama haftalık ve günlük, evet, evlerle ilgilenmiyoruz. Minimum bir aylıkla ilgileniyoruz. Bilgimiz yok açıkçası. Evet, onun için yok. Airbnb'yi tavsiye ederim. Airbnb sistemi gayet güzel çalışıyor. Peki bir diğer soru. Bodrum bölgesinde kiralık ev fiyatları geçen seneden bu yana yüzde kaç arttı? Hmm.
şeyden bahsediyor tabii. Kışlık sezonluk kiralık değil yani, yazlık kışlık kiralıktan bahsediyor. Senelikten. Hı-hı. Bence bu soru senelik sorusu. Evet, senelikten bahsediyor. Herhalde %300 falan gibi bir şey rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ben kendi açımdan... Yani 5 bin liralık evler şu anda 15 bin lira. 10 bin liralık evler şu anda 30 bin lira, öyle baktığın zaman. Tam olarak %300. Öyle. Tam olarak evet. %300 demek çok mantıklı. Ama şeye kadar böyle değildi. Depreme kadar böyle değildi. Yani deprem bunu bir %100 daha arttırdı. Çok çok ciddi bir fark yarattı. Depremden sonra İstanbul'dan gelen korku göçü Bodrum'daki kiralıkları inanılmaz arttırdı. Peki diğer soru. Fırsat kupon diyebileceğimiz evler Bodrum'un neresinde? Hiçbir yerinde. Bak böyle içi mikrofon veriyorum. Hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet. Artık bu fırsatlar çok geçmişte ve geride kaldı. Her şey ederinde. Ederinde evet. Bazen de kazık fiyatlar var. Onlar da işi bilmeyen emlakçılarla çalışan veya komşularını dinleyip komşum şu fiyata satıyor diyen ev sahiplerinin asla satılmayacak olan evleri. Bodrum'da müstakil, bahçeli, denize yakın 12 ay yaşanan evler hangi semtlerde bulunur? Evet, sen... Kumbahçe, Bodrum merkezin bazı yerleri. Favorisinden başlıyor. Favorimden başladım. Artık tabii baktığımızda Bites, Ortakent, Yahşi. Artık bence bana sorarsan Bağla da bunun içine giriyor. Evet, doğru. Evet, oraya kadar uzadı. Oraya kadar uzadı o bölüm. Turgut Reis, Kadıkalesi. Hala Akyarlar diyemiyorum. Denize yakın seri bu. Kuzeyi söyleyemem ama Torba'yı bundan bir miktar ayrı tutabilirim. Çünkü Torba da nihayetinde merkeze çok yakın. Ama kışın çok ölü. Ölü ama yine de denize yakın, müstakil, kendi bahçeli. 12 ay yaşayabilirler gene bence. Evet. Bence bu kadar. Ben Gümüşlü'yü de sayarım çünkü bayağı artık kalabalık denize olmaya yakın başladı. Yerler neresi Gümüşlük? Yani çok şeyden sonrası değil. Koyunbaba'dan sonrası değil. Yani Gümüşlük merkezden bahsediyorum. Denize yakın demek ne demektir tabii. Çok hani, küçük bir sahili var Gümüşlük'ün. Kısa bir sahili var ama hani yine de denize yürüyerek 5 dakikada gidebileceğiniz denize bir yakın yeri var. Denize evet, yakın ve artık 12 aya da bayağı uygun. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. Ay çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. İyiyiz ya. Bahar anksiyeteleri devam ediyor işte. Böyle şeyler var. Bunlarla uğraşıyoruz. İşlerimiz gayet iyi. Keyfimiz yerinde. Sağlığımız yerinde. Şükür. Çok teşekkür çok ederiz şükür sorunuz için. YouTube'a gelelim. Merhaba. Sizleri çok severek takip ediyorum. Benim sorum şu olacak. İstanbul'da kurumsal hayatta çalışan kişilerin Bodrum'da benzer işler bulması mümkün müdür? Örneğin Bodrum'da yaşayıp büyük denilebilecek otellerin finansman departmanlarında çalışmak ne derece olası? Farklı fikirleriniz ve yönlendirmeleriniz olursa ona da açığım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, kolay değil. Durumunuz kolay değil. Evet. Kurumsal firma çok fazla yok. Burada genelde daha çok patron firmaları var. Evet. Küçük KOBİ'ler var. Büyük dediğiniz o turizm firmaları da genelde merkezleri İstanbul'da. Da oradan yönetiliyorlar. Burada küçük muhasebe pozisyonları olabilir. Onlar da sizi çok memnun edeceğini zannetmem böyle bir soru sorduğunuza göre. Burada çok kurumsallık yok maalesef. Kültür, kurumsallık bu tarz şeylerle ilgili böyle obsesyonunuz ve bir alışkanlığınız varsa şirketin büyük şehirde merkezinin olmasına özen gösterirseniz aynı kültür devam edecektir. Ama emlakçı olmak isterseniz bizim şirketimiz belki Bodrum'un en kurumsal şirketleri gibi profesyonel çalışıyor. Şimdi Arda'nın cevap verdiği sorulardan bir tanesini soruyoruz. Selamlar. Sizi beğeniyle izliyoruz. Bodrum'a yerleşmek istedik ancak yüksek maliyetler nedeniyle Kuşadası'nı tercih ettik. Sorum ise Bodrum'a yakın prim potansiyeli vaat eden, sizce ucuz kaldığını düşündüğünüz yerler nereler olabilir? Diğer sorum, Kuşadası'nda emlak danışmanlığı yapmak istiyorum. Hiç tecrübem yok. Sizce nereden başlamam gerekiyor? Bu işin püf noktaları nelerdir? Uzun oldu, kusura bakmayın. Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler demiş izleyicimiz. Ben de cevap vermişim buna. Ben okuyayım mı? kısa cevap verelim. Kişisel olarak bayağı uzun bir cevap yazdım kendisine. Yani Bodrum'da çok büyük bir fırsat artık yok. Herkes çok iyi biliyor malının değerini, ederini. Çok profesyonel bir sistem var onların fiyatlanması üzerine kurulu. O yüzden kimse böyle çok uyguna, çok ucuza ve çok sıkışmadığı noktada fırsat bir fiyata satmıyor. Fırsat fiyatı da mal toplayan böyle ağababalarımız var burada. Avukatları var böyle 3-5 tane. Evet. Onlar dolaşıyor.
çalışıyorlar. Daha emlakçıya bile düşmeden o gün o işler bitiyor. O yüzden hayal dünyasından çıkalım bir an önce. Buralarda öyle bir şey yok. Ama Milas ve ötesi, yani denize uzak kesimler ama doğası müthiş. Bahçe içerisinde olan çok güzel arsalar var. Bodrum'a da 1 saat, 1,5 saat, bazen 2 saat. Bunlar da acayip fırsatlar halen var. Oralara yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Bazen çok şık, çok şeker köy evleri alınıyor, renove ediliyor. Acayip güzel şeyler yapılıyor. Bodrum'a 1,5-2 saat. Kuşadası'nın konusunda hiçbir fikrimiz yok. 2 yıllık aşçılık öğrencisi biri olarak Bodrum'da ileride iş bulma olasılığı nedir? Maaş ve geçim sıkıntısı olur mu? Aşçıya her zaman burada ihtiyaç var. Evet, oteller de var. Yani, hani evet, burada yani asla daha sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Yatlar var. Yatlar var, oteller var, restoranlar var, kafeler var. Burada inanılmaz bir açlık var bu tarz personele karşı. Çok büyük beklentileriniz yoksa, zengin olmak istemiyorsunuz, burada rahatlıkla yaşar, karnınızı doyurur, hiçbir sıkıntınız olmaz. Bodrum'da evi olup çocuklu ve evcil hayvanları olan kişinin aylık gideri ne kadar oldu? Evet. Evcil hayvan var, çocuk yok. Biz Bodrum giderleri diye bir bölüm çektik. O bölüm artık hiçbir şekilde geçerliliği yok. Çünkü 7-8 ay neredeyse sadece kira o kadar etmeye başladı. Ya o yüzden şimdi biz size bir şey söyleyeceğiz. Bir ay sonra bir şey olmayacak. Ama lütfen aşağıda herkes, özellikle Bodrumlular, hani Bodrum'u çok iyi bilenler, Bodrum bizden sorulur dediğimiz o diğer Bodrumlular, lütfen aşağı yazsın. Bu konu hakkında bence bir aşağıda bir sohbet dönsün. Firma isminiz nedir? İlanlarınıza sarı siteden ulaşılabilir mi? Şöyle logomuz True Bodrum. Evet, buyurun. True Bodrum sahibinden de tabii ki sayfamız var. Oradan istediğiniz gibi bizim ilanlarımıza ulaşabilirsiniz. Ya da bize mesaj atın. Biz WhatsApp'tan size gönderelim hemen. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayır dur, niye teşekkür ederiz? En önemli soruyu soracağız daha. Unuttu bugün. Bugün bu videoyu çekme sebebimiz bu. Unutmuşuz ya. Sor. Şimdi haydi, sor, en çok sor. Gelen sorulardan biri. Ya yaz geliyor ve artık tam biz ev alacaktık ama yani şimdi yazın fiyatlar çıktığı için çok uçuyor, çünkü Bodrum'da yazın fiyatlar. Biz kışı beklemeye karar verdik. Hanımı doğru mu? Bana sorarsan, yani ben kendi fikrimi söyleyeyim emlakçılık yaptığım için. Bence artık Bodrum'un yazı ve kışı kalmadı. Yani böyle bir ayrım ben yapamıyorum. Hala bu kafası bu tarz çalışan satıcılarımız ve alıcılarımız var ama bence artık yok. Yani yazla kış arasında bir fark olduğunu ben düşünmüyorum artık. Evet. Çünkü her bölgenin belli bir metrekare birim fiyatı var. Eğer o bölgenin metrekare birim fiyatını biliyorsanız, alacağınız evin emsali varsa, zaten emsali olması demek bir şeylerle kıyaslayabilmeniz anlamına geliyor. Emsali olan şeyleri almak her zaman daha kolaydır ama çok benzersiz bir şey alıyorsanız, mandalina bahçeleri içerisinde ya da yukarıda bir büyük bir malikane, işte 8 dönüm içerisinde bir malikane alıyorsanız, burada satıcının biçtiği değer her zaman çok önemlidir. Duygusal bir bağ vardır, üstü vesaire vesaire. Evet. Ama emsali evet, olan evler için bence yaz kış fark etmiyor. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Çok doğru. Ben tamamıyla katılıyorum Meltem'e ve şuna eklemem lazım. Bodrum'da kışın daha az ev satışta. Yani arz daha az. O yüzden aslında arz daha az olduğu için fiyatlar düşmüyor. Ziyaretçiden dolayı diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Yani satışa çıkartacak insanlar Bodrum'a gelmiyorlar. Evet. Evlerini satışa çıkartmak için yazı bekliyor. Onların da kafasında şöyle bir algı var ki nasıl olsa yaz yazın geliyor buranın alıcısı. Ben de yazın koyarım. Hani bekleyeyim. Aslında tersi işliyor. Aslında tam tersi. Evet. Gerçekten mesela Ağustos ayında, Ağustos ayı binlerce alıcı burada dolaşıyor falan zannediyorsunuz ya. Hayır, hepsi plajdalar. Nefes alınmaz bir sıcağın içerisinde ev dolaşmak aklı başında çoğu insan istemiyor. Var öyle bir turist kesimi. Var, sadece evet, ev gezmeye gelenler, ev almayı asla düşünmeden sıkıldıkları için ev gezen kesim de var ama ondan bahsetmiyorum. Genel olarak kışın çok daha ciddi bir evet, alım satım evet, yapılıyor. Çok fazla sayıda alım satım yapılıyor. O yüzden aslında işin arz az, fiyatlar düşmüyor. Yazın arz fazlalaşıyor. Bu sefer de pazarlık payınız çok fazla artmaya başlıyor. Yani etrafta çok fazla aynı örnekler, aynı fiyattaki örnekler olmaya başlıyor. O zaman fiyatınızdan mecbur geri gitmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden artık yaz kış farkı diye bir şey yok. Bunu lütfen kafamızdan atalım. İster yazın satın, ister kışın satın. Biz satmak için hazır durumdayız. Özellikle satılık portföylere de şu anda dört gözle ihtiyacımız var. Hatta ve hatta ben hep şey diye bakarım. Kışın bu Bodrum'un rüzgarında, yağmurunda, çamurunda kalkmış, işini bırakmış gelmiş bir alıcı cidden ev bakıyordur. Evet, yani evet, evet. Kimse böyle hani ya dur kış kaçamağı yapayım değil onun adı yani. Bir gerçekten emlakçıların evet, da vakti var. Evet. Yani biz de onlarla daha evet, ciddi ilgilenebiliyoruz. Evet, yani. Daha sakin kafayla ilgileniliyor. Doğru. Budur. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet, bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her türlü alım ve satımınızda sizinle beraber olmayı çok istiyoruz.
Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.